Ben buraya çıktığımda zaten heyecanlandım da bugün ayrı bir heyecan. Allah razı olsun hepinizden. Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, Sayın Kadın Kolları İl Başkanım ve değerli üyeleri, Sayın Gençlik Kolları Başkanım, İl Başkanım ve değerli üyeleri, Sayın ilçe başkanlarım, Sayın belediye başkanlarım, özür diliyorum huzurunuzda ben belediye başkanlarımı davet etmeyi unutmuşum başkanım. Vallahi ayıp etmişim, gerçekten unutmuşum. Aradım şu an, burada otururken aklıma geldi. Özür dilerim onlardan da. Sayın İl Genel Meclis Başkanım ve kıymetli üyeleri, Sayın basın mensuplarımız, çok kıymetli emniyet teşkilatımız. Belediye başkanlarını ben davet ettim, şu an uçaktalar gerçekten. Evet. Aradım, ulaşılmıyor zaten. Allah razı olsun. Kıymetli AK Parti ailesi, çok kıymetli delegelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli hazurun, AK Parti Allat İlçe Başkanlığı'nın 6. olağan kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hak davanın hak yürekli nefesleri, çok kıymetli dava arkadaşlarım, tekrar tekrar sizleri en kalbi duygularıma selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce aziz milletimiz, bayrağımız, vatanımız için şehit olmuş tüm şehitlerimize, bugün ülkemizde ve burada şu demokrasi şöleninin devam etmesini sağlayan 15 Temmuz destanını yazan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Huzurlarında tekrar saygıyla eğiliyorum. 14 Temmuz 2001 günü Türk siyasi tarihinde ezberleri bozma hedefiyle yola çıkan bu aziz millete siyaset denilince akla hep şeytan ve şeytani fikirleri anımsatan o makus tarihi yenme hedeflerini gösteren, yarınını göremeyen bir Türkiye'den 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'ye kavuşturan, her zaman milletin gönlüne girme hedefiyle hareket eden, ülkemize, milletimize hizmette yorgunluk, yılgınlık, bıkkınlık tanımayan, bir olalım, iri olalım, diri olalım anlayışıyla bir araya gelmiş kıymetli AK Parti ailesinin yüreği ak, gönlü ak, çok değerli mensupları, bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyor. Kongremizin ülkemize, ilimize, ahlatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üç yıl önce Yunus Ensari Kapalı Spor Salonu'nda delegelerimizin destekleriyle ilçe başkanı seçilmiştim. Şöyle geriye dönüp bir baktığımız zaman ülkemizde, şehrimizde, ilçemizde çok güzel hizmetler yapıldığını görüyorum ki bu hizmetlerin tümünde ahlatlı hemşerilerimin, delegelerimizin, üyelerimizin, partililerimizin de emeği çok fazladır. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. Geçtiğimiz bu dönemde isteyerek veya istemeyerek kırmış olduğum, zerre kadar incitmiş olduğum, herkesten huzurlarınızda defalarca özür diliyorum. Ben bu dönem için Recep Tayyip Erdoğan, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi çıraklık dönemi diyorum. Tabii çırağın hataları olacaktır. Ustaları, halk onu hatalarını affedecektir diye düşünüyorum. Muhakkak hatalarım olmuştur. Tekrar huzurlarınızda kırdığım, incittiğim, en ufak hatam olduğu, en ufak bir yanlış yaptığım herkesten defalarca özür diliyorum. Ve buradan da bunun sözünü vermek istiyorum. Tüm dava arkadaşlarımın huzurunda yeni dönemde, ben bu yeni döneme de tabii yine liderimiz gibi kalfalık dönem yapıyorum efendim. İlimizde ve ilçemizde, ilimize, ilçemize, partililerimize, üyelerimize, vatandaşımıza kökeni ne olursa olsun, duruşu nasıl olursa olsun, kim olursa olsun en güzel şekilde hizmet edeceğime huzurlarınızda tekrar söz veriyorum. Bu yeni dönemde gerek ülkemize, gerek liderimize, gerekse ahlatımıza
hizmet edebilme fırsatını bana yeniden tanıyan en başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkezi'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz Beyefendi'ye, İl Başkanımıza, huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Ben burada bir şeyi kaçırdım başkanım. Vallahi kaçırdım, nasıl değmiş. Özür diliyorum. Huzurlarınızda tekrar Vedat Bey'e, Genel Başkan Yardımcınıza, yani Cumhurbaşkanımızın her zaman A takımında olan, her zaman onun yanında olan ve bizim de sürekli onun yanında olduğumuz Vedat Bey'e huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah razı olsun. İl Başkanımız Sayın Nasrullah Bey'e, Belediye Başkanıma, İl Teşkilatımıza, İl Genel Meclis Üyelerine, salonda bulunan hazırlığımın hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Eski ilçe başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum. İnanın ki tekrar yeniden Ahlat'ta ilçe başkanlığını bana nasip eden Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Önemli bir görevdir. Bunu bize nasip eden Allah'a da ayrıca şükrediyorum. Geçmiş dönem hatta kurucu ilçe başkanımız Kemal Aslan Bey'e, Sıddık Gürbüz Bey'e, Mesut Subaşı Bey'e, geçmiş dönemlerde ilde görev yapmış il başkan yardımcılarına, bunlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkürü de eşim hak ediyor. Eşime de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Anneme, babama, aileme, kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle 2014 ve 2017 yılları arasında benimle beraber yol arkadaşlığı yapan yönetim kurulu üyelerime yapmış oldukları dava arkadaşlığı, yol arkadaşlığından dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve yine bu salonu böyle hınca hınç dolduran tüm dava arkadaşlarıma, oydaşlarıma, kıymetli delegelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni seçilecek olan yönetim kurulu arkadaşlarımıza çıktığımız bu yolda, bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Yine bunu belirtmek isterim ki bu yönetim kurulu sizlerin ve davamızın hizmetkarlığına talip olmuşlardır. Ve yine bu teşkilat her türlü durumda, her türlü zorlukta diklenmeden inşallah dik duracaklardır. Ben buradan bir özür de bunun için yapmak istiyorum. Malumunuz hepiniz muhakkak bir çocuk evlendirmişsinizdir, bir düğün yapmışsınızdır. En yakınınızı bile çağırmayı unuttuğunuz anlar olmuştur. Buradan kongremize davet edemediğim tüm büyüklerimden, tüm Ahlat hemşehrilerinden, üyelerimizden, partilerimizden huzurlarınızda özür diliyorum. Herkesi delege yazmak çok zor, yazamıyor. 5000 üyemiz var malumunuz. 5000 üyeyi delege olarak yazamıyoruz. Yani herkes seçimlerine katılamadı ve herkesi yazamadık. Ondan dolayı da delege olarak seçilmeyen arkadaşlarımdan da huzurlarınızda tekrar özür diliyorum. Zira bu dava samimi ve beklentisiz, gece gündüz koşan, inanmış insanların davasıdır. Çünkü bu dava, Allah sizlerden razı olsun duasını almak için çabalayan insanların davasıdır. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa, onun gözyaşını silme derdinde olanların davasıdır. Bu dava, biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik diyenlerin davasıdır. Bu dava, biz bugün var, yarın yokuz. Ama bu ülke, bu millet inşallah ilel ebed var olacak diyen, gerekirse zehir içeriz, yeter ki ülkeye huzur gelsin diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Rabbim bizi bu davaya ve liderimize dost doğru hizmet etmeyi nasip eyler inşallah. Ben bu davaya aslında yazılmış çok güzel bir şiir var. Salon çok kalabalık. Müsaadeniz olursa okumak istiyorum efendim. Bir paragraf efendim. Teşekkür ederim.
zamanın, mekanın ve makamın ötesinde bir anlayışla, hırsını sevdasına, nefsini kalbine, öfkesini aşkına feda edenlerin davasıdır. Bu dava çağlara meydan okuyarak, büyük bir medeniyet tasavvuruyla, varlık şuurunu, saadet asrının nuruyla aydınlatan erlerin, pirlerin, münevverlerin ve onlara gönül verenlerin davasıdır. Bu dava, varisi olduğu değerleri kurban edenlerin değil, hayat sunan o değerlere kurban olanların davasıdır. Bu dava, suç sadece boşluğu dolduran kötülerin değil, aynı zamanda o boşluğu dolduramayan iyilerindir diyerek, iyi olmayı, doğru ve emin olmayı, yaşamanın ana gayesi bilenlerin davasıdır. Bu dava, Yesevi'den Yunus'a, Edebali'den Akşemseddin'e, Hacı Bektaş'tan Ahi Evran'a, Abdülkadir Geylani'den Abdülhakim Arvasi'ye uzanan muhabbet silsilesinin her bir halkasına kıymet verenlerin davasıdır. Bu dava büyüklenenlerin değil, büyüklere hürmet edenlerin davasıdır. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle...